programın sonlarına... Baba sen kaleci misin Bursa Spor'da, doğru mu? Doğrudur. Ne kadar yaptın Bursa Spor'da kalecilik? 10... Bursa'da Uludağ Üniversitesi mi var? Yok, o Bursa Spor kaleci var. Yok, kaleciyi alkışladılar. Kaleciyi alkışladılar, sağ olun. Kaleci alkışladılar. 10-11 sene yaptım. 10-11 sene? Tabii yani minik takımdan genç takıma kadar yaptım. Ondan sonra işte Galatasaray'a gelecektim hatta işte yaz kampına. Evet. Öyle güzel bir torpil bulmuştuk. Sonra olmadı. Peki ne alaka Bursa Spor'da kalecilik yaparken oyunculuk? Yani bu yani herkes yapabilir o zaman yani hani. Evet. Yani ben kaleciyim, oyunculuk yapamam diye bir şey yok. Olabilir yok, yani. Olabilir, evet. Peki sen sahada bu oyunculuğunu kullanıyor muydun? Sakatlanmamak. Tabii, ben çok numara yapıyordum. Sakatlanma numarası yapıp kart gösterttiriyordum rakibe. Öyle bir özelliğim vardı. Hangi takımı tutuyorsun babacığım? Galatasaray, Bursa. Galatasaray, evet. Çarşıya selam olsun. Fenerli dostlara selam olsun. Erkan Kolçak Köstendil ile ilgili birkaç bilgimiz var. Santur diye bir saz çalıyormuş. Sazı getirdik ama şimdi uzun sürecek. Ama güzel çalıyormuş santuru. İlk internet dizisini çeken kişiymiş. Dizinin adı Tırnık. Değil. Tırnık ilk korsan DVD dizisi. İlk korsan DVD dizisi. Evet. Söylemeyeydin iyiydi de. Niye? Ama Allah'tan hepimiz korsan alıyoruz. Onun için bir sıkıntı. Yani kimse buna sıkıntı duymaz yani. Peki, 10 yıl önce dayısının yanına gelip oyunculuğu... Dayısı da kim biliyor musunuz? Çok sevdiğim arkadaşım. Bülent Şakrak dayısı. Ve Şebnem gibi anlatmaz. Üzüldü. Bülent Şakrak deyince herkes, aa o muymuş ya? Olur mu ya? Aa, o dayıdan sadece bu mu benim ya? Değil, benim kendi yaş jenerasyonumun... Herkesin dayısı. Birçok herkesin dayısıdır. Gerçekten öyledir ama yani. Sohbet nereye gitti? Birçok kişi de emeği vardır, ona da sevgi Bülent selam. Bir tanedir ya, adamım ya. Adamın dibi. Bana yayından önce öyle bağırıyorlardı. Kalabalık bir grup bağırmaya çalıştı. Yarısı bilmediği için abuk sabuk şeyler çıktı. Adamın dibi yiyecek. Edenin dini. Albüm yapacak kadar şarkısı varmış. Yargılamayın diye bir şarkısı varmış. Çok güzelmiş gerçekten de. Yanarımı kimin albümüne vermek ister acaba? İleride öyle bir albüme vermek ister mi mesela? Dıdın dın dıdın. Hazır gelmişken kızı isteyelim diyorum. İçeride konuşalım. Tamam oğlum. Çünkü parasını konuşacaklar. Herkesin önünde, herkesin önünde konuşmak istemiyorlar tabii evet. Haliyle. Çok az bu arada bestekarlara verilen, ben yeni öğrendim işin içine girince. Evet. Çok az yani. Parası mı az? Evet, bir sanatçının bir konserde kazandığının 5 katı 10 katı az paralar konuşuluyor. Ama sanatçı ondan 5 katı 10 katı fazla kazanıyor. Evet, bir konserde evet. Kazanıyor. Ama sendeyken de hiçbir şey kazanamıyorsun, duruyor. Onu konuşacağız işte. Baya biz konuyu hallettik aramızda ya. Çok iyi kaleci, onu söyledik. Çok az uyuyormuş, gece yaşarmış. Evet. Ve setlerde uyuyormuşsun. Evet. Abi o fotoğrafları bulduk. Arkadaşların çekmiş. Yapmamışsınız. Ya. Vallahi. Sette uyuduğu bütün fotoğrafları arkadaşları çekmiş. Var mı? Bir izleyelim. İzleyelim. Kırmızı papuçları duruyor başucunda. Başı düşmüş yastığa. Uyuyor mışıl mışıl. Ebeveynle. Ebeveynle. Annesi işi olduğu zaman Erkan'ı buzdolabının üzerine koyarmış. Bütün gün buzdolabının üzerinde oturup şarkı söylermiş. Donuyor tabii, aşağısı donuyor yani. Sese de iyi geliyor diye düşündü herhalde anne. Yukarıyı açıyor. Evet, herhalde. Bir ay önce çekim çıkışı anahtarını evde unutmuş. Arkadaşını aramış. Arkadaşı unutup uyuyakalmış. Gidip hamamda yatmış. Hamamda mı yattın gerçekten? Bilgiyi kim verdiyse teşekkür ediyorum bu arada. Ben değilim, de asla değilim. Evet, doğrudur. Vallahi... Otelden çok daha ucuza geldi. Hani başınıza gelirse tavsiye ederim herkese. Oradaki o dinlenme odaları var ya, hani otelden çok daha ucuza denk geliyor. Tabii hani. Abi 20 lira, 15 lira. Yani birkaç saat uyumak için. Peki saat kaç? Gece hamamlar açık mı? Yok, sabaha kadar uyumamıştım. Sabah çok hamama uykum vardı. Olay aslında abi, şöyle. İyi kafaymış. Benim Erkan'ı ilk gördüğüm gündür o. Yani D Productions'da tanışacağız yani partner oynayacağız ve bundan önce daha hiç bir araya gelmemişiz. İçeri kıpkırmızı ve sabun kokan biri girdi. Kıpkırmızı bir suratla. İşte merhaba ben Şebnem, ben de Erkan.
Sen nereden geliyor? Hani yani inanılmaz bir şey. Ben hamamda kaldım dün gece de. Dünyanın en normal şeyini söylermiş gibi. Ama yani projeye temiz başlamış oldum. Öğrenci arkadaşlara gerçekten de güzel bir kafa bu yani. Hani sabah falan kalacak yer bulamazsanız hem keseyi attırırsınız. Allah'ım. Okul hayatı boyunca hep çalışıp para kazanmış ama okul bitince sormuş ne yapacaksın diye arkadaşları. Okulun bittiğinin ertesi günü Beyaz Show'da bir minibüs skeçinde oynamışsın. Evet, doğrudur. Öyle mi? Evet. Bizim skeçlerde oynadın. Evet. Ya biz aradık, bizim skeçlerin %80'i minibüste geçtiği için bulamadık yani hangisinde oynadığını. Evet, geceleri uyku. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.